belediyeler direkt iş yapıyor, vatandaşla karşı karşıya sorunları yaşıyoruz. Sorunu çözmek zorundasın. Biz vatandaşın sözcüsüyüz. Biz vatandaşın dertlerini dinleyen, bunlara çözüm arayan kurumlar pozisyonundayız. Alın terimizin karşılığında almış olduğumuz parayı, nafakamızı çoluk çocuğumuzla birlikte yiyoruz abi. İşte bugün burada imzalayacağımız olan sosyal denge sözleşmesi de böyle bir düşüncenin sonucu ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Hedef insanların almış olduğu maaş ile geçimini iyi bir şekilde temin etmesi ve sosyal adaletin tesis edilmesi. Osman Gazi Belediye'miz sendikayla birlikte bir protokol sözleşme yaparak sosyal denge sözleşmesinin tazminatını en üst seviyeden veriyoruz. Osman Gazi Belediyesi Bursa'da ilk defa bir atletizm kapalı pisti açtı. İnanılmaz bir atmosfer. Soğuk havalarda çünkü en çok ihtiyacımız olan bir şey bu. Umarım burada yeni şampiyonluklar ve rekorlar kırılacak. Gerçekten atmosfer çok iyi. Çok hızlı bir pist olacağına inanıyorum. Bursa'da yapıldığı için yeni bir stat. Yani yurt dışıyla kıyaslayamayacağım stadı. Isınma kolrumunda kulvarlar var. Bu çok güzel bir avantaj. Mesela artırma yapamıyorduk diğer salonda. Ama burası artırma için falan çok iyi. Bir de ayrıca ısınma alanında da kulvarlar var. Teşekkür ediyoruz. Bizim personel müdürlüğümüz, insan kaynakları müdürlüğümüz yaptığı bu etkinlik. Çalışma ortamının dışına çıkmış oluyorsunuz. Bu da moral olarak herhalde bir şey katıyor. Bu atıştan işlerde de olsun, vatandaşta memnun olsun yapılan çalışmalardan şikayet gelmesin inşallah. Öğrencilerimiz, belediyelerimiz, çevremiz bir kampanyaya katılarak okullarımızda atık bir toplama çalışmasına mücadelesine girdik ve bunu başardık. Tüm Türkiye'de en fazla atık bir toplayan ilçe oldu. Telefondan elektriğe, ampule kadar, tekstil ürününe kadar bunların hepsinin bir ömrü var, sonuçta bitiyor. Bittikten sonra bunların tabii doğadan yok olması veya tekrar dönüşüme girmesi bunlar önemli sorunlar olarak ortaya çıkıyor.